Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakan arkadaşlarım, çok kıymetli hazurun, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara girişimcisiyle, sanayicisiyle, tüccarı, esnafıyla, üniversiteleriyle, öncü sektörlerin yer aldığı üreten bir şehirdir. Ankara, İstiklal mücadelemizin de merkezlerinden biridir. Bu açıdan bakınca Ankara savaş meydanlarında kurulan bir başkenttir. Bu özelliğiyle inancın, mücadelenin, yeniden doğuşun ve umudun başkentidir. Alçak darbe girişiminde Ankara'nın bu özelliği bir kez daha şahlandı. Ankara 15 Temmuz gecesi destan yazdı. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve güvenle esnafımız, tüccarımız meydanlara inerek demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkmıştır. 16 Temmuz'dan itibaren de kepenklerini, iş yerlerini açarak ekonomimize sahip çıkmıştır. Bunun için huzurlarınızda esnaf ve ticaret erbabına bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde AK Parti hükümetleri Türkiye'yi her alanda en az 3 kat büyüttü. Esnafımız eskiden %47'lere varan faizlerle kredi kullanırdı. Esnaf bu kredileri bugün %4-5'lerle kullanıyor. Küçük esnafımıza faizsiz kredilerle destekleniyorsa, finansmana erişimi kolaylaştırıyorsak, bunda sizin liderliğinizde yakalanan ekonomik istikrarın büyük bir rolü vardır. Sayın Cumhurbaşkanım, AK Parti hükümetleri olarak bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken, bir yandan da Türkiye'yi büyütmeye çalışıyoruz. Esnafımız, ticaret erbabımız, Gezi Parkı olaylarından başlayarak 17-25 Aralık emniyet yargı darbesine, Kobani olayları, en son hain darbe girişimine kadar ekonomimiz ve Türkiye üzerinde oynanan oyunların farkında. 16 Nisan Anayasa değişikliğinin ülkemizde bir daha böyle oyunlar oynanmaması, ülkemizin istikrarı ve birliği için olduğunu görerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet dedi. İnşallah 2019 yılında da istikrardan, güvenden, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletten yana tavır koyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin talimatıyla, esnafımızla, ticaret erbabımızla sürekli istişare içindeyiz. Onların önünü ve yolunu açmak için çalışıyoruz. İşlerini kolaylaştırmak için birçok uygulamayı, düzenlemeyi ve desteği hayata geçirdik. Sizin liderliğinizde AK Parti hükümetleri Türkiye'ye güvenerek üreten, ticaret yapanları dün mahcup etmediği gibi bugün de, yarın da inşallah mahcup etmeyecektir. Esnafımız, tacirimiz bu toplumun omurgasıdır. Esnafımız, tacirimiz bugüne kadar hep huzurdan, sağduyudan yana olmuştur. Yarın da olacaktır. Biz de onların yanında olacağız. Sizin liderliğinizde esnafımızı büyütüp tüccar, tüccarımızı büyütüp sanayici, sanayicimizi büyütüp ihracatçı yapacağız. Tekrar katılımlarınızla bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyor. Bugün burada ödül alan tüm tacirlerimizi tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum.